duruşu farz mıdır, vacip midir? Neyse, orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban duruşa? Cami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet niyaz ediyoruz. Diyanete Soralım programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yaklaşık bir saat sürecek programımızda dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya hocam, sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet televizyonumuzdaki ilgili arkadaşlarla görüşeceksiniz ve inşallah sorunuzu sorma fırsatına erişeceksiniz. Mail üzerinden sorularını göndermek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilirler. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, paylaşımlarımızı takip etmek, kendi sosyal medya hesaplarında bizim paylaşımlarımızı paylaşmak isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ederlerse de çok çok seviniriz efendim. Oradan gelecek soruları da muhterem hocama bendeniz sizler adına aktarmış olacağım. Bizleri radyoları başında dinleyen değerli radyo dinleyicilerimiz de var. Diyanet Risalet Radyo'da da programımız canlı şekilde yayınlanıyor. Radyo üzerinden bizi dinleyen dinleyicilerimiz de muhterem hocama hem telefonla hem mail üzerinden hem de sosyal medya üzerinden sorularını sorabilirler. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun, ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah, sizler de iyisiniz. Çok şükür hocam, iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Müsaadeniz varsa telefon bağlantısıyla başlayalım programımıza. Buyurun, estağfurullah. Adana'dan bir telefon bağlantımız var. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk oğlum Volkan. Sefa getirdiniz Ayşe Hanım. Sağ olun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin, amin. Allah razı olsun. Sizden de uzun. Devamlı sizi dinliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şey değer uzun. Hocama da selamun aleyküm diyeyim oğlum. Allah razı olsun. Buyursunlar. Bu kanı oğlum benim 3 tane çocuğum var. Bir oğlan, ikisi kız. Eşim vefat etti. Ben bir rahatsızlık geçirdim. Şimdi onun tedavisini oluyorum. Hiç benden ilgilenmiyor kız. Büyük kızım. Evet. İkisi de oğlanla küçük kızla çok ilgileniyor. Şimdi benim bir evim var. Bu evimi iki kıza ediyorum. Bu bana günah mı? Evet. Soralım Ayşe anne. Bakalım hocam ne diyecek? Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin. Bir an evvel sıhhatinize kavuşmanız niyazıyla Adana'ya da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani pozitif bir ayrımcılık yapıyor. Kendi evlatlarının bazılarının kendisiyle ilgilendiğini, bazılarının ilgilenmediğini haliyle ilgilenen evlatlarına biraz daha ayrımcılık yapması acaba bir günah olarak dönüş yapar mı? Bir annenin kendisine bakan ve kendisiyle ilgilenen evlatlarına pozitif ayrımcılık yapması ve onlara mülkünden, malından fazla vermesi, bir miktar fazla vermesi, hatta ve hatta malının tamamını da bunlara vermesi, yani baktığımız zaman gayet normal bir şey. Yani dine aykırı bir husus burada yok. Çünkü bir anne ve baba evlatlarını yetiştirirken her birinden bir beklenti içerisindedirler. Yani onları zahmetle, meşakkatle büyütüyorlar, besliyorlar. Ve netice itibariyle evlatlardan bazıları hiç anneyle babayla ilgilenmiyor. İlgilenme diğer bazılarının üzerine kalıyor. Yük onların üzerine kalıyor. Bunların ne sosyal hayatı oluyor bu ilgilenenlerin, efendim ne gezebiliyorlar ne dolaşabiliyorlar. Hayatları anne babayla. Tabii ki burada anne baba gayet normal bir şekilde kim kendisiyle ilgileniyorsa malını mülkünü buna verebilir.
Bundan dolayı da hiçbir sorumluluk almazlar. Çünkü zaten bir baba ya da anne veya herhangi bir kimse dünyada malına dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Bunu tamamen bağış yapabileceği gibi veya başkalarına bağış yapabileceği gibi kendi çocukları daha iyidir, daha evladır. O çocuklara da bu bağışı yapabilir. Eyvallah. Peki şuraya da temas etmek gerekir mi hocam? Hani 3 çocuğum var, ikisi benimle ilgileniyor, biri ilgilenmiyor dedi ya. Bu ilgilenmeyen kişi için bir şeyler söylenir mi? Hani yani bu işin yanlış olduğuna dair belki bir nasihat verirsiniz. Tabii ki onun da ilgili Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak babaya anneye iyilik etmesini, kendisine ibadet edilmesinden sonra emrediyor. Ve baba annenin rızası, baba annenin rızası Allah'ın rızasına muvafıktır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Rıdaullahi fi rıdal valideyn. Yani Allah'ın rızası babanın annenin rızasına bağlıdır. O kadar önemli. Sehatuhu fi sehatihime. Cenab-ı Allah'ın gazabı da babanın annenin gazabına bağlıdır. Buyurmak suretiyle bunun ne kadar önemli bir görev olduğunu, babayla anneyle ilgilenmenin ya da ilgilenmemenin ne kadar önemli bir şey olduğunu bize vurguluyor. Eyvallah. Ya arif olan anlar. Mustafa Bey de benzer bir soru sormuş. Annem rahatsızdı, ben baktım diyor hocam. Baktığım esnada da validesi Mustafa Bey'e bir miktar para vermiş henüz hayattayken. Demiş ki emri hak vaki olup ben bu dünyadan göçünce bu parayla al ihtiyaçlarını gör, hacca git. Böyle bir emanet para vermiş kendisine. Şimdi kardeşlerim de bu paradan istiyorlar. Onlara vermesem çünkü annem hayattayken bana verdi diyor. Yeri gelmişken bunu da cevaplandıralım. Deminki soruyla benzerlik arz ediyor. Baba ya da anne eğer hayattayken bir evladına ya da evlatlarına hibede bulunmuşsa bu onlar için helaldir. Ama şöyle bir şey varsa yani o anda vermemiş de ben vefat ettikten sonra işte bunu aranızda böyle anlaşın veya ben vefat ettikten sonra bunu böyle yap falan gibi söylemiş. Yani dünya hayatındayken ona teslim etmemiş ve bu senindir artık senindir dememiş de miras kalmışsa o zaman tabii miras hükümlerine tabidir. Eyvallah. O zaman Adana'dan arayan Ayşe Hanım'ın da sorusunu böyle diyebilir miyiz hocam? Hani ev var, ev vereceğim dedi ya. Eğer hayattayken verirse olur ama öldükten sonra olursa aynen, tabii, o kızı tabii. Diğer çocuğunu mahrum edemez yani tabii, değil tabii, mi? Evet. Peki. Trabzon'dan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şennur Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederiz efendim. Buyursunlar. Hocam benim bir tane sorum olacaktı. Buyurun. Benim eşimin ailesi, annesi ve babasıyla biz bir yıl küs kaldık. Aramızda sorunlar yaşandı. Ama ben bayramlarda, mevlütlerde hani gidip ziyaret ediyorum. Çünkü eşimin rızası için her şeyden önemlisi Allah rızası için. Ama onlar beni hiç arayıp sormuyor. Hiç yani ilgilenmiyorlar. Bizimle yani hiçbir şekilde maddi manevi hiçbir şekilde kapımızı çalıp telefon bile etmiyorlar. Yani bunun onlara karşı benim dini olarak hükmü nedir yani? Bir günahı var mı? Nasıl davranmam gerekiyor? Peki. Soralım Şenur Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? İnşallah muhabbete vesile olur. Aradaki buzlar da erir diyelim. Trabzon'a da selam olsun. Ne dersiniz hocam? Hanımefendi sorumluluklarını zaten yerine getirmiş. Burada hanımefendinin ilişkileri tamamen kopartması, yani aramıyorlar diye ben de bir daha aramayayım değil de hiç olmazsa bayramlarda ve sayranlarda bayramlarını tebrik etmesi, acı günlerinde yanında olmaları yeterlidir. Onlar arayıp sormadıkları zaman sorumluluk onlara aittir. Bunun vebali, günahı onlara aittir. Buna ait değildir. Eyvallah hocam. Peki. Fahri Bey'in selamları var efendim. Namazla alakalı bir soru sormuş. Bazen namazlar hususunda hani ilk vaktinde değil de işimiz dolayısıyla son anlara doğru ertelediğimiz veya ertelemek zorunda kaldığımız oluyor. Diğer namaz vaktinin girişine şöyle bir dakika kala veya saniyeler kala o namazın iftidah tekbirini alıp namaza başlasak
kaza mı olur yoksa eda sayılmış olur mu demiş. Bu namazlar şayet eğer sabah namazı gibi vaktin çıktığı ve başka bir vaktin olmadığı bir namaz ise, mesela sabah namazında ise, hı hı, bu namaz tamam mıdır yoksa kaza mı edilmelidir hususunda ulemanın iki farklı görüşü var. Dolayısıyla sabah namazı bu kadar geciktirilmemelidir. Ve bu ihtilafe binaen sabah namazında böyle bir durumda karşılaşmış ise bu namazı kaza etmesi daha uygundur. Ama diğer vakitlerde tekbir aldığı zaman diğer vakit girmiş ise, efendim bu kadar tabii geciktirmesin her zaman ama diyelim ki son dakikaya kaldı ve burada tekbir aldı. Efendim yani bir rekat kılmasa bile tekbirini almış. Müezzin de Allahu Ekber dedi diğer vakit için. Hı hı. Bu namaz bir edadır, bir kaza değildir. Bunu kaza etmesine gerek yoktur. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Mithat Bey'in de namazla alakalı bir sorusu var. Namaza sonradan yetişen, örneğin 4 rekatlı bir namazda İmam Efendi'ye son rekatta yetişen bir kişi namazın sonunda imamla beraber selam verse bile bile diyor. Bu kişinin namazı ne olur? Bu kişi namazını herhangi bir dünya kelamıyla ya da namazı bozan herhangi bir şeyle bozmadığı sürece kalkıp namazına devam edebilir. Yani burada bir kastı olsa bile devam edebilir. Ama burada şunu da ifade etmemiz gerekiyor ki bunu devam edebilmesi için bu kastı yaptığı zaman bu namazı yeniden kılmasını gerekir diyen görüşler de var. Onun için böyle bir insan bile bile bu hareketi yapmamalıdır. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan Şeref Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Selamlar. Hocam benim şöyle bir sorum var. Aleyküm selam. Buyursunlar. Gezgincilik, arıcılık yapıyorum. Evet. Yaklaşık bir tona yakın bal alıyorum. Bunun 100 kilo kadarını işte 2 kilo bal verdiği, yani böyle durumu zayıf olanlara 1 kilo fazla veriyorum veya böyle şey olanlara veriyorum. Öşür demiyorum. Acaba bu öşür öyle geçiyor mu, geçmiyor mu? Peki. Soralım Şeref Bey. Bereketli olsun efendim. Kahramanmaraş'a da selamlar. Balda öşür miktarı ne olmalı diye böyle sık sık sorulurdu eskiden. Bu aralar gelmiyordu. Şeref, evet, Bey bu yeni yayın döneminin ilk sorusunu sordu. Evet. Bir miktar fazla vererek ihtiyaç sahiplerine böyle bir hesaplama yapmış kendini ama öşür demiyorum diyor. Zekatın, tabii öşür de zekatın bir değişik versiyonudur. Zekatın geçerli olabilmesi için muhakkak suretiyle zekat niyetine verilmesi gerekir. Öşür de verilirken bunun öşür niyetiyle verilmesi gerekir. Sadaka olarak, yani burada herhangi bir niyeti yoksa, ben öşür veriyorum diye ya da zekat veriyorum diye herhangi bir niyeti yoksa, bu verdikleri sadakadır. Bunlar öşür yerine geçmez. Öşürünü ayrıca tamamlaması gerekir. Yani hem zekatta hem öşürde hem de fidyede, değil mi hocam? Burada, tabii, başta vermeden evvel bunu bizim kalben hiç olmasa niyetini yapmamız lazım. Aynen. Bu niyetin muhakkak surette yapılması gerekir. Bir insan çok miktarda, yani zekat vereceği miktardan çok fazla miktarda zekata niyet etmeden ara ara fakirlere, yoksullara verse bu zekat sayılmaz. İlla ki niyetin olması gerekiyor. Yani zekatın geçerli olmasının şartlarından bir tanesi de bu niyetin muhakkak surette yapılması gerekiyor. Ha, bunun dille ifade edilmesi gerekmiyor. Yani kalben zekata ya da öşre bir kimse niyet ederse bu da yeterlidir. Eyvallah. Süreyya Hanım da zekatla alakalı bir soru sormuş. Bir sivil toplum kuruluşu, İnsani Yardım Vakfı, yetim sponsorluğu yapıyor diyor. Ben de buraya yıllardır zekat niyetiyle yardım veriyorum diyor. Evet. Benim niyetim zekat ama onların bu uygulamayı nasıl yaptıklarını da derinlemesine bilmiyorum. Acaba benim zekat niyetiyle yapmış olduğum bağışlarda bir sıkıntı oluşur mu? Burada temel olan, esas olan şey nedir? Bu yardım kuruluşuna inanıyorsa, yani benim vermiş olduğum yardımı bunlar alıp bu yetimler için kullanıyor diye böyle bir inanışı varsa
vermiş olduğu zekatlar geçerlidir. Tamamen bu kuruluşa güvenip güvenmemesine bağlıdır. Yani biz tek tek kuruluşları hakkında efendim bu güvenilirdir, güvenilmez falan gibi bir ayrım yapmamız söz konusu değil. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak böyle bir görevimiz de yok. Bunu yapmamız da doğru değil. Çünkü olabilir ki efendim biz böyle bir şey söylersek yanlış bir şey söylemiş olabiliriz. Tabii, tabii. Efendim güvenilir olana güvenilmez demiş olabiliriz veya güvenilmez olana güvenilirdir demiş olabiliriz. Biz bunların dışındayız. Burada sadece söyleyeceğim şey, yani kalbi mutmain ise benim verdiğimi bunlar efendim yerine ulaştırırlar diye herhangi bir tereddüdü yok ise bunlara verebilir. Ancak vatandaşımız da bu konuda tabii ki çok dikkatli olması ve bir sürü ortaya çıkan şeyler var. Yardım kuruluşları var, acı tecrübeler var ve aldıklarını yerine ulaştırmayan veya bunu istismar aracı yapan veya burada nemalananlar var. Bunları da vatandaşımızın mesela dikkat etmesi gerekiyor. Yani insanlarımızın burada çok uyanık olmaları gerekiyor. Mesela defalarca aldanıyorlar, aldatılıyorlar ama aynı şeylere tekrar dönüyorlar, tekrar bunlara inanıyorlar. Yani bir Müslümanın da bu kadar gerçekten saf olmaması gerekiyor. Müslümanın da biraz uyanık olması gerekiyor. Yani her hayır adına ortaya çıkan şeye güvenmemesi gerekiyor. Azami derecede dikkat edip ona göre karar vermek en doğrusu. Güvenilir kurumları, kuruluşları seçmek bizi doğruya da iletir inşallah. Almanya'dan bir telefon bağlantımız var. Beyhan Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocama iki sorum var. Buyurun. Birisi biz Almanya'da yaşıyor. Her girdiğiniz markette içki var. Mecbur alışveriş yapıyor. Hocalar diyorlar yapma. Ne yapmamız lazım? Soralım. İkincisi, annem ölmeden kız kardeşim benim altınlarım, büyük altınlarım, annem gildeydi. Annem iki tane dargalışın kız kardeşimi vermiş benim büyüğüme. 30 sene oldu kız kardeşim benim altınlarım inkar diye vermiyor. Ne yapmam lazım? Halel mi etmem lazım? Soralım Beyhan abla, bakalım ne diyecek hocam. Almanya'ya selam ediyoruz. Sizin şahsınızda bütün gurbetçi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim kolaylıklar versin. Şimdi Türkiye'de veya Müslüman bir devlette belki alternatifini bulmak kolay. Evet, satmayan marketler vardır. Oradan alışveriş yapabiliriz. Ama Avrupa'da yaşayan Türkler için bu durum pek de öyle olmuyor. Çünkü çevremizde Türklerin alışveriş yaptığı veya Müslümanların alışveriş yaptığı hassasiyetli bir market bulabilmek belki zor olabilir. Bu durumda ne yapsınlar? Şimdi bu durumda Almanya'da da veya başka Avrupa ülkelerinde de alkol satmayan yani içki satmayan çeşitli yerler var. Yani bakkallar var. Ben biliyorum mesela. Kaldığım için biliyorum. Hı hı. Bu hassasiyet gösteren ve alkol satmayan hani Türk bakkalı diyebildiğimiz yerler var. Buralardan alışveriş yapabilirler. Yani neticede hani fiyatlar da çok o kadar fazla oynamıyor. Veya oynasa bile hani bir Müslümanın yani çok aşırı bir fiyat olmadığı sürece bunları tercih etmesini daha doğru buluyoruz. Yani gerek bakkal olarak gerek işte kasap olarak hiç olmazsa biraz bizim vatandaşlarımızı da kalkındırsınlar. Yardımcı olsunlar onlara. Ama buna rağmen özellikle sizin de işaret ettiğiniz üzere özellikle Avrupa devletlerinde veya Müslüman olmayan ülkelerde böyle tamamen içkisiz yer bulmak gerçekten zor. Veya Türkiye'nin bazı yerlerinde ne acıdır ki içkisiz otel bulmak bile zor. Yani içkisiz otel bulmak bile zor Türkiye'nin bazı yerlerinde. Şimdi bu gibi yerlerde şuna bakacağız biz. Eğer orada satılan şeylerin çoğu helal ürünler ise oradan alışveriş yapmak caizdir. Yani tamamen haram değildir efendim. Veya diyelim ki orada helal bir ürün alıyor. Diyelim ki tamamen alkol satan bir yer ve orada bir tane helal ürün arıyor. Almasını tavsiye etmeyiz bu gibi yerlerden.
Özellikle bunlardan kaçınsınlar. Mesela diyelim ki tamamen alkol satan yerler var. Türkiye'de de var bunlar. Buralardan alışveriş edilmesini asla tasvip etmeyiz. Ama dediğim gibi işte market olup ya da hani daha süpermarket dedikleri yerler, burada daha çok %80-90 oranında helal ürünler var. Bu gibi yerlerde haram ürünler, alkol veya işte ne bileyim yani çok affedersiniz işte domuz eti vesaire gibi satılan yerler de var. Bir Müslüman buradan alışveriş yaptığı zaman günaha girdiğini söyleyemeyiz ve bu gibi yerlerden alışverişin kesinlikle caiz olmadığını söyleyemeyiz. Eyvallah. Bu soruyu da ben Avrupa'da yaşayan Müslüman Türk kardeşlerimiz için ben sorayım. Aynı şey et ürünleri için geçerli mi mesela? Çevremizde Müslüman bir kasap yok. Ete erişimimiz sadece yakınımızdaki süpermarkette var. Ve orada satılan etlerin, tabii helal olan etlerin, bir gayrimüslim tarafından, Hristiyan veya Yahudi biri tarafından kesildiğini de biliyoruz. Bu durumda ne yapalım? Burada bizim dikkat etmemiz gereken husus yine illaki Avrupa ülkelerinde bu işi helalinden yapan bizim kasaplarımız var. Yani onlara tekrar dikkat çekmek istiyorum. Ama buna rağmen bir kimse gidip de bir gayrimüslimin çalıştırdığı, işlettiği bir yerden bir et alıyorsa buradan et alıp kullandığı zaman, bunu yediği zaman bu buna haram mıdır değil midir? Buna haram değildir. Şimdi denilecek ki efendim bu gayrimüslim, bu ehli kitaptır. Gayrimüslim dediğimiz zaman ehli kitap olması gerekiyor tabii. Bütün gayrimüslimler... Yani mesela ateist birinin kestiği yenilmez. Hayır, değil o mi? O olmaz. Yani burada ayrım yapalım. Burada ehli kitap yani Hristiyan ya da Yahudi diyelim efendim. Bunların kesmiş olduğu etler yenilebilir mi? Yenilebilir. Yani ben şey açısından, eftaliyat açısından söylemiyorum. Yenilebilir mi? Yenilebilir. Caiz midir? Caizdir. Efendim bunlar Allah'ın adını anmıyorlar. Onların dinine göre Allah'ın adını anmaları, mesela Hristiyanlara göre Allah'ın adını anmaları şart değil onların. Sadece mesela o derse ki mesela Bismi İsa, İsa'nın adıyla kesiyorum derse o zaman caiz değildir. Ama onu da bilemez ki hocam. Yani demez zaten. Onlar demiyorlar zaten. Yani şimdi insanlarımızın takıldığı şey şu. Bunlar besmele çekmiyorlar hocam diyor. Yani ehli kitap dediğimiz zaman Hristiyan, Yahudi. Hocam bunlar besmele çekmiyorlar. Besmele çekmek onların dinlerine göre gerekli değildir, şart değildir. O yüzden bir ehli kitabın kesmiş olduğu et alınıp yenilebilir. Şimdi bazı insanlar tabii bunlardan kaçınmak için hiç et yemiyorlar. Bu da kendi tercihleridir tabii. Yani hiç et yememeleri. Ha şöyle olur değil mi ama hocam? Tercihen bir Müslüman kasaptan alsalar çok çok tabii, daha iyi olur. Yani bazıları bundan çekindikleri için yani Müslüman bir kasap etrafında bulamıyor. Ehli kitabın kestiğini de onu yenmez zannediyor. Ve asla et yemiyor. Bu sefer de sağlığı bozuluyor, protein alamıyor, et proteini alamıyor. Bu tabii kendi tercihi olmasına rağmen burada işi çok iyi bilmediği için kendisini biraz sıkıntıya sokmuş gibi oluyor. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Beyhan Hanım'ın ikinci sorusu, annesi hasta olduğu aşamalarda kız kardeşine kendi altınlarından birini vermiş. Kız kardeşini 30 senedir bu durumu inkar ediyor diyor, altınımı da vermiyor. Hakkımı helal edeyim mi yoksa nasıl bir yol izlesin, ne tavsiye edersiniz? Ya, tabii ki burada hakkını helal etmediği zaman bunu öbür dünyada alacak. Hakkımı helal edeyim mi? O kendi tercihi. Yani helal edebilir. Helal etse kendisi için daha iyidir. Ama hayır ben hakkımı helal etmiyorum dediği zaman öbür dünyada bu hakkını alır. Eyvallah. Ama iki bacının da küs olması çok da kabul olmaz herhalde değil mi hocam? Dünya malı için. Yani şimdi her şey bizim için bir ibret olmalı. Yani dünya malından dolayı insanlar birbirine kırgın olabilirler ama böyle uzun süre küs durmaları çok doğru değil yani. Ankara'dan bir telefon bağlantımız var. Kerim Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam.
ve rahmetullahi ve berekatü. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hocam bir istirhamım, arzum var. Buyurun efendim. Çok üzül dilerim. Hanım Demas hastalığı. Evet. Unutkanlık ve ne yaptığını bilmiyor. Ve üstelik namaz kılmak, önceden namaz kılıyorduk beraber. Şimdi namaz kılmaya da şey yapamıyor. Yani namaz kılmak istiyor ama kendisi şey yapamıyor. Üstelik söyleme sahip büyük ve küçük abdestleri tamamen kendi haberi yok, olmuyor. Evet. Bunun için ne yapmamız lazım? Bana bir şey yapın. Peki soralım Kerim amca. Eşinize hayırlı şifalar niyaz ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Rabbim sizden de razı olsun. İnşallah bir an evvel sıhhatine kavuşur. Size de kolaylıklar diliyorum. Demans hastalığı. Aslında şeyi sormadık mesela ama tabii abdest tutamayacak kadar olduğuna göre demek ki ileri bir seviye. Ne tavsiye edersiniz hocam? İbadet noktasında özellikle. Bu gibi hastalar mümkün mertebe bunlara şunu söylemeyelim. Yani sen ibadetle mükellef değilsin, sen otur hiçbir şey yapma demeyelim bunlara. Evet, bunlar ibadet yapmakla bu durumda olanlar. Yani tamamen aklını kaybedip efendim namazın kaç rekat olduğunu, ne okuyacağını, ne yapacağını bilmeyen bu dereceye gelmiş insanlara tabii ki namaz farz değil. Namaz kılmakla bunlar yükümlü değiller. Ama bunlara biz şunu dediğimiz zaman, hayır sen namaz kılma, namaz kılmakla yükümlü değilsin, sen sorumlu değilsin dediğimiz zaman bunlar tabii ki 10 yıllardan beri kılıyorlar bu namazı. Ve ona bunu dediğimiz zaman bu kabullenmiyor onu. Ve rahat da etmiyor. Onun da psikolojik olarak rahat edebilmesi için diyelim ki ona hadi bakalım sen evet, namaz vakti oldu. Efendim namaz vaktinde bilmiyorsan hani kendi kendine de unutmuş ise ona hatırlatmaya gerek yok. Ama diyelim ki bana namaz vaktini hatırlattın falan diyorsa diyelim ki yani namaz vakti oldu. Nasıl kılıyorsa o? Ne diyorsa? Hiç müdahale etmeyelim. Hiç müdahale etmeyelim. Orada rükû mu yapıyor, yapmıyor mu, secde yapıyor mu, yapmıyor mu, Fatiha'yı okuyor mu, okumuyor mu, ne yapıyor? Kendini namazda hissetmesi onun için yeterlidir. Bu da onun için bir moraldir. Aynen öyle hocam. Rabbim hayırlı şifalar versin inşallah. Engin Bey'in selamları var size. Aleykümselam. Ben Hanefiyim. Şu anda bulunduğum yerde genelde Şafii kardeşlerimiz mevcut diyor. Haliyle sabah namazının ikinci rekatında rükudan sonra kunut yapıyorlar. Ben Hanefi olduğum için acaba burada namazı tekrar mı kılmam gerekir yoksa onlarla beraber ben de kunut yapsam bir sıkıntı olur mu? Muhterem hocamın tavsiyesini merakla bekliyorum demiş. Bir defa kesinlikle cemaate gitsin. Yani Şafii cemaatine imamına uysun. Şafii cemaatine imamına uyduğu zaman burada Şafiiler sabah namazından sonra kunut yaparlar. İki türlü Hanefi olan kişi burada iki türlü davranabilir. Birincisi onlar kunut okuduğu zaman kendisi okumaz, ellerini yana sarkıtır, salar yallar, o şekilde bekler. Yani secdeyi bu şekilde bekler. İkincisi onların kunutuna iştirak eder. İştirak eder. Yani ellerini kaldırıp amin der. Yani bu çok güzel bir duadır orada. Efendim amin der. Bence böyle boş boş durup ellerini yana salmasından ziyade yani bunu yapmasın derim. Tavsiye etmem daha doğrusu. Burada kunuta iştirak ederek, oradaki kunuta iştirak ederek amin demesi daha doğrudur. Bu onun ne mezhebini bozar yani ne mezhepten onu çıkartır, hı hı. Efendim ne namazını bozar. Tam tersine bir birlik bütünlük sağladığı için efendim bu namaza iştirak ettiği için bundan sevap elde eder. İnsanlarımız bu konuda lütfen yani Allah rızası için söylüyorum. Lütfen Hanefi olan bir kişi hiç tereddüt etmeden gitsin bir Şafii'nin arkasında namaz kılsın. Bir Şafii olan kimse de gitsin bir Hanefi imamın arkasında namaz kılsın. Efendim benim namazım acaba oluyor mu olmuyor mu? Böyle bir şey yok. Yani gitsin kılsın. Efendim böyle tereddütler olursa bu sefer insanlar cemaate gitmiyorlar. Biz
medresede okuduğumuz zaman bizim bir Şafii hocamız vardı. Allah yani Allah rahmet eylesin, amin, vefat amin. Etti. Çok alim bir zattı. Yani çok müftülük de yapmış, il müftülüğü de yapmıştı. Ve hocamız, bizim kurs yöneticimiz bunun caiz olduğunu bize anlatabilmek için, fiili olarak öğretebilmek için bazı zamanlarda o Şafii hocamıza imamlık yaptırırdı. Böylece biz bunu öğrendik, öğrenciyken. Yaşayarak öğrendik. Yaşayarak öğrendik. Demek ki dedik, yani cemaatin onun dışında hepsi Hanefi. Biz o Şafii imama uyduk ve orada hiç kimse sormadı ki yani bizim namazımız oluyor mu Hanefi'ye göre, bize göre abdest almış mıdır? Şimdi en çok burada şurada tereddüt ediyorlar. Yani bize göre bu abdest almış mıdır, almamış mıdır? Efendim namazı geçerli midir? Namazı bozucu bir şey yapmış mıdır bize göre? Bunları düşünmeyelim. Aynı şekilde mesela Şafii ülmezhep olan kardeşlerimiz de aynı. Hanefi birisi için evet. Böyle bir şey düşünmeye gerek yok değil mi? Hayır veya Maliki olsun, Hanbeli olsun yani Allah rızası için yani rica ediyorum. Bak daha yeni Umre'den geldim ben. Ki Umre'de burada, mesela tabi olduğumuz imamlar evet. Hanbeli değil mi hocam? Hanbeli evet. Ama bak burada bir şey söylemek istiyorum. İmam Hanbeli diye, ey benim güzel vatandaşlarım duyun bakın. Kabe'nin imamı Hanbelidir diye bir vakit Kabe imamın arkasında namaz kılmadan Türkiye'ye gelen veya Mescid-i Nebevi'de yine imam Hanbelidir diyen, hatta öyle onlar Hanbeli de demiyor. Bu imam diyor Vahabidir diyor. Vahabidir diyor. Bu imamdır. Kabe'nin imamı. Mescid-i Nebevi'nin imamı. Onun arkasında namaz kılmayıp, kıldırmayıp grubunu, cemaatini alıp gelen insanlar var yani. Bunlar, hiç gerek yok böyle şeye. Bunlar yani biraz Allah'tan korkmak lazım. Maalesef bizim ülkemizde bazı zamanlarda insanların kendi görüşleri dinin de çok ötesine geçiyor ve çok yanlış yapıyorlar. Lütfen Allah rızası için. Eyvallah hocam. Anlaşıldığı kanaatindeyim. Hamide Hanım'ın selamları var size. Bizim programımızın müdavimlerinden Hamide abla. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki bir gün camiye gittik. Hoca efendiye uyuyacaktık. Baktık ki camide erkek cemaat yok. Benim yanımdaki arkadaşım da bana dedi ki diyor. Yani erkek cemaat olmadığı için biz hoca efendiye tabi olamayız. O yüzden münferiden kılalım. Hoca efendi de arkada erkek cemaat olmadığı için yalnız olduğunu düşündü. O da münferiden kıldı diyor. Soru şu. Bir imamın arkasında hiç erkek cemaat yoksa, bütün cemaat kadınsa cemaat yapamazlar mı? Yapabilirler. Keşke kılsalardı yani. Tabii keşke kılsalardı. Allah yani, kabul etsin. Efendim illaki cemaatin içerisinde imamın dışında bir tane erkek cemaat bulunmalı diye böyle bir görüş yok. Böyle bir görüş yok. Ve hiçbir mezhepte böyle bir görüş yok. Yani o zaman cemaat yapma sevabından mahrum kalmışlar. Tabii ki, tabii ki cemaat yapma sevabından mahrum kalmışlar. Bir de yani demek ki bu fıkhi meseleleri iyi öğrenmeleri, bilmeleri gerekiyor. Şimdi bir imam diyelim ki bazen yani mukabeleler oluyor veya işte teravih namazları falan gibi oluyor. İlla ki onların içerisinde bir tane erkeğin olması şart değil. Efendim erkek bir imam çok rahatlıkla kadınlardan oluşan bir cemaate namaz kıldırabilir ve kıldırdığı namaz da sahihtir, geçerlidir. Eyvallah. Allah kabul etsin. Samsun'dan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kamil Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Kamil Bey. Sağ ol. Allah razı olsun hocam. Allah sizden de razı olsun. Buyursunlar. Şimdi ben evde veya camide İkisinde de cemaat yok. Kapıyı açtım, girdim içeri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi dedim. Bu selamı geri almam mı lazım yoksa melekler selamı alayım mı? Evet, soralım Kamil amca. Bakalım hocam ne diyecek. Samsun'a selam ediyoruz, bereketli akşamlar dilerim. Bir telefonumuz daha var, onu da alalım efendim. Rahat olalım ondan sonra. Bursa'dan Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar.
Hocam biz geçen Umre'ye gittik. Şimdi nasipse tekrar gidiyoruz. Burada şöyle bir şey yaşadım da. Kabe'de şu an problem var. Şöyle bir problem var. İhramsızları alt kata almıyorlar tavaf yapmak için. Evet. Burada bizim maalesef Türkler ihramı giyip tavafa giriyorlar. Affedersin hocamız başımızda. Diyor ki ben Diyanet'e sordum, mübahtır. Grubu alıyor, günlük tavafa sokuyor bunları. Ben de tabii orada huzur bozmamak için ses çıkarmadım. Hocama dedim, hocam bu güzel öğrenmemiz lazım, bu olmuyor dedim. Yapacak olan dedim, ikinci katta yapsın tavafını. Yani oraya alınmamanın bir sebebi vardır. Yok efendim şöyle diyorlar, yok işte şundan dolayı. Yani biz size bunu sorup soralım. Istiyoruz. Soralım Ali abi. Bakalım hocam ne diyecek? Siz de hocamın bu cevabını bence kaydedin. Sonra ilgili kişilere izletirsiniz. Bursa'ya selamlar. Hocam vaktimiz daraldı. Samsun'dan arayan Kamil Bey'in sorusu. Evde de kimse yok, camide de kimse yok diyor. İnşallah o an için yoktur. Ama eve ya da camiye girdiğinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum. Bu selamı geri almalı mı yoksa melekler bu selamı alırlar mı? Bu selamı geri almak zorunda değil. Yani haneye girdiği zaman selam verir, mescide girdiği zaman da selam verir. Efendim, bunu kimse yok diye efendim ve aleyhine selam gibi geri alması gerekli değildir. Hani söyleyebilir ama böyle bir gereklilik söz konusu değil. Pekala efendim. Bu soru çok soruldu. Zaman zaman soruluyor. Belki de uzun yıllar sorulmaya devam edecek. Suudi Arabistan yönetimi Kabe-i Muazzama'da umre niyetiyle olan ve ihram elbisesini giyenler haricinde kimseyi metaf alanına almıyor ve katlara yönlendiriyor. Bunu da ihram elbisesini sanki ihramlıymış gibi gösterip delmeye çalışanlar var. Bizim ülkemizden de yapıyorlarmış ve Diyanet'ten de fetva aldıklarını söylüyorlarmış. Sizce uygun mudur efendim? Din İşleri Yüksek Kurulumuz bugüne kadar buna cevaz vermemiştir. Yani bunu belki münferiden hocalar söylemiş olabilir. Ama bu Din İşleri Yüksek Kurulumuzun ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşünü yansıtmaz. Şu anda hali hazırda mevcut durumda Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu şekilde bir fiile yani umre yapmadığı halde ihram bezlerini giyerek bu şekilde tavaf yapılmasına cevaz vermemektedir. Ancak benim de gördüğüm şu ki buna burada gerek var mıdır? Bence bir gerek yoktur. Bu pandemi öncesinde uygulanan bir şey, o zaman ortaya çıkmış bir şey. Ve insanların bir kısmı burada yaşlı oldukları için, yukarıdan tavaf etmek bayağı bir zor. Evet. Yaşlı oldukları için, bir kısmı efendim hasta oldukları için veya dizlerinde, ayaklarında, bacaklarında bir problem olduğu için yukarıdan tavaf yapmakta zorlanıyorlar bu insanlar. Veya bazen burada gruplar diyor ki hocalara biz hiçbir şey anlamıyoruz tavaftan diyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Kabe-i Muazzama'ya da yakın olmak istiyorlar. Evet, Kabe-i Muazzama'ya da yakın olmak istiyorlar. İşte bu durumda biz buradan yapalım. Çünkü üst katlardan yaptığınız için ben hani yeni geldiğim için biliyorum. Çok üzücü yani Kabe'yi neredeyse hiç görmeden tavaf yapıyorsunuz. Çünkü her tarafı kapatmışlar, bariyerlerle, tahtalarla kapatmışlar ve siz neredeyse hiç Kabe'yi görmeden tavaf yapıyorsunuz. Bu insanların içlerine sinmiyor. İşte bunu şeylerin, orada umre yapmayanların çoğu bunu bu şekilde yani ihram bezlerini bürünerek bu şekilde aşağıdan tavaf yapmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm bunların içerisinde efendim çorap giyenler var. İhramlıyken çorap giyilmez. Ya onu da görüyorlar aslında. Görüyorlar tabii. Takkeyle efendim tavaf yapanlar var. Hatta ne bileyim bazen atlet giyerek yani belli. Sorduğumuz zaman da ben bir seferinde rastlamıştım. Üç tane kişi böyle takkeli ve ihram bezleri de var. Dedim bu ihram yasa yabancıydılar tabii Türk değildiler. Dediler ki biz sadece tavaf yapıyoruz, biz umre yapmıyoruz falan dediler. Demek ki benim gördüğümde diğer ülke vatandaşları da bunları yapıyor. Burada
Ortak bir yeniden bir bunun değerlendirilmesi, yani bizim de veya başka ülkelerin de bunu Suudi yönetimiyle değerlendirmeleri. Tekrar değerlendirilip düzeltilmeli uygun aslında. Olur. Bunlar doğru şeyler değil ve gerek de yok aslında. Yani bu şekilde bu uygulamaya gerek yok. Çünkü metaf alanı, yani tavaf alanı yeteri kadar herkesi fazlasıyla efendim alacak şekilde genişletilmiş. Hiçbir problem olmadan bunu yapabilirler. Hatta ve hatta o kadar bir geniş ki metaf alanın yarısı namaza ayrılmış. Yani namaz kılanlara ayrılmış. Yarısında ancak insanlar tavaf yapıyorlar ve hiçbir problem de hele hele şu zamanda hiçbir problem yok. Bir izdiham efendim fazla itiş kakış olmadan, hani Kabe'nin yakınlarında biraz olabiliyor ama biraz dışarıdan yaptığı zaman hiçbir itiş kakış olmadan çok rahatlıkla tavafını yapabiliyorlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Müstefit olduk. İnşallah bugünlük bir virgül koyalım. Yarın devam ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Evet muhterem dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Eğer buna da gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rüşü farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İrani mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır.